Değerli futbol severler, değerli Kocaeli TV izleyicileri, değerli Kocaeli sporlular, Kocaeli Spor'da sıcak bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta alınan Şanlıurfa Spor mağlubiyeti ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yollar ayrıldı ve yerine hemen hızlıca Mustafa Gürsel geldi. Yönetim bu konuda yavaş davranmadı ve o açıkta kalan süreyi iyice değerlendirerek, verimli değerlendirerek Mustafa Gürsel'le anlaşıldı. Mustafa Gürsel'le beraber ligin 24. haftasından itibaren Kocaeli Spor'da yeni bir sayfa başladı ve bu yeni sürece televizyonumuz Panorama 1. Lig programı yorumcularından teknik direktör Ali Mumcu ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam şimdi bir 23 haftalık süreç yaşadık Ertuğrul Hoca'yla. Büyük umutlarla başladık. Hocanın gelmesiyle ligde kalır mıyız, playoff zorlar mıyız derken bir anda kendimizi direkt Süper Lig'e çıkış noktasında bulduk. İlk 2'yi de bitirdik ilk yarıyı. İkinci yarının başlangıcında bir Manisa Futbol Kulübü deplasmanında yaşanan bir hakem kaosu vardı. Onlardansa galibiyetler gelmesine rağmen sıkıntılı bir süreç. Alarm veren bir Kocaelispor ve en sonunda alınan Şanlıurfa Spor mağlubiyetiyle Ertuğrul Hoca'nın yol ayrımı. İlk önce bu Ertuğrul Sağlam olan dönemi bir değerlendirelim şöyle, hocam. Şöyle Ertuğrul Hoca'yla döneme bakarsak bir genel anlamda bana sorarsanız Ertuğrul Hoca'nın şu anda kulübü getirdiği nokta, özellikle devre arası getirdiği nokta başarılı. Ama tabii şimdi bunu da madde madde ele alırsak zaten sezon başı yönetim şampiyon olduktan sonra hoca adaylardan biri Ertuğrul Hoca değildi. Adaylar herkesin bildiği gibi tahmin ediyorum şehir de zaten duymuştu. Recep Hoca vardı, Hikmet Hoca vardı. Aralarına gel gittiler işte Recep Hoca Süper Lig'den takım bekliyordu. Hikmet Hoca istiyordu ama yönetim zannedersem Hikmet Hoca'yı çok fazla istemiyordu. Ama onun yanında Mustafa Gürsel'in ismi o zamanlar da geçiyordu. Ama daha sonra Ertuğrul Hoca'nın ismi gündeme geldikten sonra herhalde ortak sohbetlerden sonra da hemen karar kıldı. Bir de aslında geç de kalırmış bir dönemdi. Çünkü tam da kampların başlama dönemine gelirken. O arada Ertuğrul Hoca işe çok sıkı başladı. Önce alt yapıdaki oyuncuları gördü, işte eldeki olan oyuncuları gördü. Apar topar gene yanlış yapılan transferler vardı. Çünkü bana göre sorarsanız yanlış yapılan transfer. Çünkü bütün transferler değerlidir. Sonuçta bir kulüpte oynuyor. Bir şeyler göstermiş ki senin takımına transfer olma söylemleri olmuştur. Ama bize yararlı olup olmaması konusunda hep soru işareti olan oyuncular vardı. Şimdi hatırlarsak İsveç Ligi'nden bir santrafor, işte tekrar o ligden bir orta saha oyuncusu. Arkasından bunları herhalde Ertuğrul Hoca yaptırdı diye ben biliyorum. Arkasından Onur Atasayar, değil mi? Yani böyle çok çabuk transferler, yani takım tam iskeleti olmadan yapılan transferler. Daha sonra hatırladığımız kadar Kocaelispor herhalde bir aya yakın Erzurum'da kamptaydı, değil evet mi? Yani Afyon, Bolu olması. Afyon ve Topuk Yaylası. Ya tabii. Ya buralarda kamptaydı ve bu kamp dönemleri de Ertuğrul Hoca hatırlarsanız hep şunu diyordu. Transfer yapmamız lazım. Çünkü hazırlık maçları falan da çok sıkıntılı geçmişti Kocaelispor için. Hatırladığım kadarıyla maçlar hep golsüz veya yenilen gollerle geçen ve kazanılamayan maçlar vardı. Ve gene bence geç kalınmış bir nokta vardı. Neredeyse bir aya yakın kamp başladı ve bitti. Transfer yapılmamıştı ama ligin başlamasına bir hafta kala Kocaelispor bu sefer bildiğiniz gibi şu an takımda oynayan Oğuz'undan tutun işte santrafor tankesine, Kandiye yaşına, Amaralı'na kadar değil mi? Bütün transfer atağına kalkıştı. Yani, transfer atağı ve sezona başladığımızda gene hatırlarsınız Eyüpspor ve Manisa. Çünkü hazır olmayan bir takım. Hatırlarsın programlarda hep bahsettiğim bir şey vardı. Kocaelispor kampta çalıştığı takımla lige girdiği takım bir değil. Ve Ertuğrul Hoca da bunun zaten sıkıntısını yaşadı. Zaten Kocaelispor'un fikstürüne bakıldığı zaman ilk 3 haftası neredeyse boş geçti. Ama ondan sonra yavaş yavaş katılan oyuncularla birlikte Kocaelispor'un hani alışma devresi, ısınma devresi, yükseliş devresi diye sayabiliriz. Çünkü 1 ile 5. hafta bence bir kayıptı. Çünkü geç yapılan transferler. Ama burada da ben gene Ertuğrul Hoca'yı tebrik ediyorum. Kısa zamanda bu oyuncuları buraya adapte etmesi, uyum sağlaması ve ligin hemen hemen 15. haftasına kadar da bu sürdü. Yani gayet de iyi sürdü ve neredeyse hani ligden direkt çıkmayı düşünecek kadar bir durumdaydık. Ligi ikinci bitirdik. Hani ligin son 3 haftasını iyi geçirmiş olsaydık belki Eyüpspor'la kafa kafaya bile gelebilirdik ve aşağıdaki takımlardan uzak olacaktık. Ama
sıkıntının başladığı noktada zaten ligin ilk yarısının son 3 haftasını biz ne yapmıştık? Sakarya'ya yenildik. Evet. Ondan önce bir beraberlik. Bodrum beraberliği, Ümraniyespor mağlubiyeti var. İşte dediğimiz gibi şu 3 yani 7 puan kaybedilmese Kocaelispor bu sefer Eyüpspor'la baş başa kalacaktı. Ve çok daha farklı söylemler olacaktı. Şimdi bizim burada beklentimiz neydi Ertuğrul Hoca'dan? Ki Ertuğrul Hoca'nın background'ı futbolculuğu, arkasından hocalığındaki şampiyonlukları, büyük takım çalışmasıyla şunu bekledik Ertuğrul Hoca'dan. İlk yarıdaki bütün açıklarımızı, yaralarımızı, eksiklerimizi gördü. Vizyonu olan bir hocamız. İkinci yarıya, çünkü ikinci yarıya bizim yönetimimizin de bir şanssızlığı vardı. Yani şu anda kulübün neredeyse bütün işlerini kovalayan rahmetli Ekremcan vefat edince büyük ihtimalle benim bildiğim transferi, işte her şeyi o yürütüyordu. Hı hı. Tabii böyle bir sıkıntı olabilir. Ama burada işte Ertuğrul Hoca'nın şunu yapması gerekiyordu. Yani senin bir vizyonun var veya çalışmış olduğun eski oyuncuların var veya ligde bu kadar çalıştığın için yabancı olsun, Türk oyuncular olsun bunların hepsine hakim olman gerekirdi. Örnek biz bile burada otururken ne diyorduk? İşte Kocaelispor'un bir santrafor daha alması lazım. İşte Kocaelispor'un iki tane orta saha 8-10 veya 8-6 2 veya iki tane 8 alması gerekir gibi. Değil mi? Söyleşi yapıyoruz işte sol kenara kesin bir oyuncu alma. Şimdi bunları biz görüyorsak Ertuğrul Hoca bunu zaten 7 aydır görüyordu. Ama devre arası bence yaşananların hepsi bir komedi. Ya bu kadar. Yani burada ben sadece yönetimin suçu yok. Ben burada Ertuğrul Hoca'ya da suç bulurum. Çünkü Ertuğrul Hoca kendi takımı oynatabileceği sistemi de kendi biliyor. Takımdaki oyuncuları da kendi tanıyor. Örnek biz bence denemeyle oyuncu alacak lüksümüz yoktu. Bir, denemeyle oyuncu aldık. İki, biz Tayvan Ligi'nden veya ne bileyim Moldova Ligi'nden oyuncu alamayız. Çünkü bizim ligimiz zor bir lig. Mücadeleci bir lig. Yani zaten maçlarda belli oluyordur. Beraberliklerin çok fazla olduğu, çok fazla skorun çıkmadığı maçlar. Sen buraya ne yapmamız gerekiyor? Hazır, oynamış oyuncu getirmen gerekiyor. Eğer düşük liglerden oyuncu getirsen ne olur? Oyuncu buradaki adaptasyonu çok geç olacaktır. Bakın gelen oyuncular kötü oyuncular demiyoruz ama bir alt ligden veya düşük ligden geldiği zaman buradaki antrenman seviyeleri, maç seviyeleri, buradaki sertlik hepsine karşı gelmeleri çok zor olur. Ve bu sefer senin takımın kırganlığa döner. Ve şu anda yaşadığımız da bence bu. Ve o yüzden Ertuğrul Hoca'nın burada yönetimi de kendi yanına çekip bu işleri daha doğru halde götürmesi gerekiyordu bence. Evet hocam, Ertuğrul Hoca'nın bir veda mesajı da var. Ben oradan birkaç satır başına değinmek istiyorum. İlk olarak bahsettiği olaylardan birinde bu doğrultuda yani çalışma doğrultularında sadece yepyeni bir takım oluşumu değil, tesislerin modernleşmesinde uzun vade planlanmasına kadar yapmak istediklerimizin çoğunu hayata geçirebilmenin huzuruyla Kocaeli'den ayrıldığımızı ifade etmek isterim demişti. Şimdi biz idmanları da takip ediyoruz. Gerçekten Burunga'da yeni bir yapılanma süreci de oldu. Tesislerin içerisindeki yapılanmalar. Yani bir teknik direktörden ziyade artık bir kulüp çalışanı gibi de oldu aslında. Kulübe bir nebze kariyeriyle bir vizyon kattı diyebilir miyiz Ertuğrul Hoca için? Ya tabii ben hani şu anda tesislerin son durumu bilmediğim için bir şey demem. Tabii ki bak demin de ne söyledim. Bir vizyonu olan, bir görmüşlü olan bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş görmüş, Samsun Spor görmüş, Bursa Spor'da şampiyonluk görmüş, Şampiyonlar Ligi görmüş bir hocadan bahsediyoruz. Ligde Kayseri Spor'la UEFA Kupası yapmış. Yani bu adam zaten bir şeyleri yapmış zamanında. Ama bence Ertuğrul Hoca'da ben şunu yani kendi açımdan sezinliyorum. Sanki biraz küskün. Hani hala orada olmayı istiyor ama orada olamadığı için de futbola, işte Türk futboluna kırgınlıkları var. Ve bu kırgınlıklarından dolayı da işine çok fazla adapte olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Hani hep böyle bir kırgınlığı var veya hep böyle bir küskünlüğü var gibi. Bence bu da onun için bir handikap olmuş olabilir. Ama tabii ki tesisleri de güzelleştirmiştir. Oradaki belki olayları bence kurumsallaştıramamıştır. Ama ilk geldiği günken bıraktığı güne göre farklılıklar da olabilir ama çünkü kulübümüzün bence en büyük eksikliklerinden biri zaten bu kurumsallaşmak anlamında. İşte bildiğiniz gibi şu son günlerde de söylemler var zaten onunla ilgili. O yüzden hani kendi çapında tabii
vardır yapmak istedikleri, yaptıkları. Şimdi tabii hocam yeni bir süreç başladı. Mustafa Hoca ile anlaşıldı. Ertuğrul Hoca ile yollar ayrılması. Hı hı. Pazar günü, geçtiğimiz hafta pazar günü yollar ayrılacağı iddialar ortaya çıktı. Hoca ile yollar ayrıldı. Pazartesi günü Mustafa Hoca ile anlaşıldığına dair haber geldi ve salı günü de imza atıldı. Kısa bir süreç içerisinde geçen bir süreç. Şimdi tabii bazı otoriteler bunu daha öncesinden de hoca ile görüşülme olduğuna yönelik bir duruma vurguluyorlar. Siz de bahsettiniz. Salı öncesinde hoca ile yine bir görüşme de oldu. Engin Başkan şunu söyledi. Mustafa Hoca zaten çalışmak istiyordu. Fırsat şimdiye geldi diye. Yeni bir dönem başlıyor. Şimdi öncelikli olarak Mustafa Gürsel'in teknik oyun anlamında, tabii ki siz de yakından onun yönettiği maçı, ki bu sezon Ümraniye Spor'la da karşımıza çıktı. Mustafa Gürsel Kocaspor'a neler katabilir? Nasıl bir oyun izletebilir bize? Ya şimdi tabii bu tamamıyla biraz da kadroyla alakalı. Hı-hı. Şimdi Kocaspor'un kadrosu hemen aşağı yukarı belli. Devre arası transferlerinden sonra da ben hala çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü aynı kadro gene devam ediyor. Gelenler hani şu andaki kadronun içindekilerden bence iyi değil. Bir de eksikliğimiz var tabii, Tanki gibi. Bence bu ligin en iyi golcüsünü kaybettik. Bunun yanında tabii şimdi Mustafa Hoca geldi. Hani Mustafa Hoca Bandırma'yı nasıl oynatıyordu, Ümraniye'yi nasıl oynatıyordu diye bir bakarsak genelde hani gümbür gümbür bir hücum futbolu beklemiyorum ben açıkçası. Ama daha hani nasıl diyeyim, daha güvenlikli, hani daha sakin bir oyun ama hücumu evet düşünüyoruz. Bence Ertuğrul Hoca ile bakış açıları çok farklı da değil. O da genelde güvenli oyunu tercih edip hani maç 0-0 gittiği müddetçe sıkıntı yok. Hani riski son dakikalarda almak isteyen bir hoca. Çünkü Bandırma'da özellikle bunu çok iyi yaptı ve ama oradaki tabii kaliteli bir kadro da vardı. Oradaki oyuncu grubu da iyiydi. Burada bakıldığı zaman da önce çalıştığı kaleci Gökhan var. Finalde birlikteydiler. Evet. Tabii o da takımı onu anlatmıştır. Benim de bildiğim zaten sezon başı zaten Ertuğrul Hoca'dan önce Mustafa Hoca'yla bir dirsek teması vardı. Onun dışında ne demiştik? Herhalde Ertuğrul Hoca görevdeyken, yani benim de kulağıma gelen Ertuğrul Hoca görevdeyken. Yani teknik direktör gözüyle onu da sormak istiyorum. Yani bu kadar hızlı bir görüşme bir hoca bu kadar hızlı sürede kabul edebilir mi? Yoksa daha öncesinde... Niye etmesin? Şimdi Kocaspor'un zaten bulunduğu konum belli. Hı. Hala lig üçüncüsü. Şimdi bulunduğu konum ve eğer bu ligin hocasıysanız, birinci ligin hocasıysanız, şu an kimi çalıştırmak istersiniz? Evet, Eyüp, Göztepe, işte Kocaspor, Sakarya. Hem tribün desteği var, hem şehrin desteği evet. var, hem maddi gücünüz var. Evet, Kocaspor. Yani burada Mustafa Hoca'nın, zannetmiyorum Kocaspor'a hayır diyebileceğini veya Mustafa Hoca değil. Yani şu olabilir, Recep Hoca'ya gittiler, bunu biliyorum. Recep Hoca'nın Süper Lig'den beklentisi olduğu için nazikçe geri çevirdi. Yani şimdi ama Mustafa Hoca'nın Süper Lig'den bir isteğini veya olmadığı için hazır bu ligden de Kocaspor gibi takım geliyorsa çok da normal bence. Yani şimdi Mustafa Hoca ile alakalı iki detay ortaya çıkıyor. Daha doğrusu üç detay. İlk olarak uzun bir yardımcı antrenörlük kariyeri var. 2010'dan 2021'e kadar ve bunun çoğunluğu Fuat Çapa'yla geçen bir kariyer. İkinci de detay ise şu, ilk teknik direktörlük kariyerinde Bandırma Spor'a playoff finali yaşatıyor ki o sezonda Bandırma Spor yani şu anki... Bir buçuk sene mi çalıştı? Bir buçuk sezon gibi, ertesi sezonun başında ayrılmıştı. Bandırma Spor'la da o sezon iddialı da bir görüntüleri vardı. Evet. Bu sezonsa Ümraniye Spor'u küme düşme hattından alıp adeta potansiyel bir playoff adayı bile olabilecek hale getirdi ki Ümraniye Spor'da oynattığı futbol daha çok da dikkat çekti. Çünkü küme düşme hattındaki bir takımın bütün psikolojisini, bütün çehresini değiştirdi. Ondan dolayı şimdi tabii Kocaspor'u yaşatacaklarına dair büyük de bir ümit var. Yani kariyerinde üçüncü takımı çalıştırıyor olması handikap mıdır, avantaj mıdır? Çünkü başarıyı açta bir hoca yani görüntüsü şimdi var. Şimdi buna bakış açısı farklıdır. Bana sorarsanız daha iştahlı. Hı. Çünkü şu anda çalıştırdığı kulüpler içerisinde en camiye olan kulübe tabii. geldi. Ve bana sorarsanız en maddi olarak da güçlü olduğu kulübe geldi. Ha, ama şu var, bana benim fikrimce şu andaki Kocaspor mu, 2-3 sene önce çalıştırdığı Bandırma Spor mu diye, o zamanki Bandırma Spor'un kadrosu şu andaki bizim elimizdeki kadrodan daha iyi. Şimdi hocanın evet Ümraniye takımı
sezon başı 5. veya 6. haftaydı değil mi değişiklik olduğu zaman herhalde? 5 olması lazımdı. Hatırlarsınız birlikte sohbetlerimizde hep ne diyordum size? Ümraniye takımı zaten kötü bir takım değil. Çıkış yapabilecek takım. Hatta değil mi ligin sonundayken ben size playoff yapabilir dediğimde ya hocam diyordunuz ama orada bir kadro var. Evet. Ve bu kadroyu bence Mustafa Hoca hani başarısı %100 mü? %100 olsa zaten ayrılmazdı. Hani bence %50'lerde kaldı. Çünkü hatırlarsınız hep sohbetlerimizde ne diyorduk? Ümraniye bir kazanıyor, bir beraber kalıyor, iki kaybediyor gibi giderken. Ama burada Kocaelispor'da hani bence diğer çalıştığı kulüplerden daha fazla çalışması gerekecek. Çünkü burada bu sefer işler kötü gittiğinde tepkiler de gelecektir. Yani işi çok kolay değil bence. Hele ki düşüşte olan bir Kocaelispor için, düşüşte olan bir oyuncu grubu için ve elinde neredeyse santrafor yokken. Allah kolaylık versin. Ya şimdi hocanın Ümraniye fikstürüne bakıyorum bir yandan da. Şimdi burada ilk 3 maç mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 tane yine mağlubiyet. Sık sık değişen bir denge var. Tabii burada en dikkat çeken nokta Kocaelispor'u 3-0 yendikleri maç. Evet. Çünkü üst sıralardaki yani çok üst sıralardaki rakipler arasında aldıkları sonuç olaya ve en sansasyonel, en farklı aldığı sonuç da bir Altay bir de Kocaelispor, o da 3 farklı galibiyet. Şöyle düşünelim. Şimdi bizim sıkıntımız nerede başladı? İşte Ümraniye, Kocaelispor adına söylüyorum. Ümraniye, arkasından kime yenildik? Bodrum beraberliği. Ümraniye'den sonra Bandırma'ya gittik. Yani, Bandırma'yı yendik. Bodrum beraberliği, Sakarya mağlubiyeti. Bodrum, Sakarya. Yani zaten bu bizim son 4 haftamız kayıptı. Bir düşüş. Hani ben bu düşüşü aslında normal karşılıyorum Kocaelispor için. Dediğimiz gibi hani çok fazla yük binilen 7-8 tane oyuncu vardı. Ve onlar da bence patlamıştı artık. İşte tam da ne diyorduk programda? İyi ki devre arası geldi. Bu puan kayıpları daha da artabilirdi. Şimdi biz 3 tane 4 tane transfer yaparsak buna dur deriz ve tekrar çıkış trendi sağlarız. Ama ne oldu? Bakın ben hala diyorum alınan oyuncular kötü olmayabilir. Belki daha önce oynadıkları kulüplerde başarılı olmuşlardır ve hakikaten transfer teklifleri de almışlardır. Ama bizim ligimiz zor bir lig. Biz bu ligde ya bu ligi çok iyi bilmiş, bir kere fizik gücü hep iyi olan oyuncularla oynaman lazım bu ligde. Biz bunu yapamadık. İki bilinmeyen oyuncular, yani bizim sezon başından beri yabancı oyuncularımızı söyler misin Tarcım? Bak söyleyeyim. Orta sahadaki Fofana değil mi? Evet. Kim biliyor? Soru işareti. Aldık Kakao'yu, kim biliyor? Soru işareti. Değil mi? Amaral aldık. Evet, background'u ama kimse bilmiyor. Kötü. Peki bilinen kim? Tanke. Kandeyaş, Vukovic. Kandeyaş. Bir de devre arasından Vukovic'a da Pendik Spor geçmiş evet olduğu için. Şimdi bakın. Başarı onları bildiklerimizde yüzde kaç? Bilmediklerimizde yüzde kaç? Değil mi? Şimdi Fofana, Kakao, Amaral'dan %100 verim aldık mı? Hele ikisinden hiç almadık. Amaral'dan gel en azından 2-3 gol, 2-3 asist almışız. Ama 8 gol katkısı var Amaral'ın. Yani bakıldığı zaman başarısız. Şimdi ikinci devreye gidiyoruz. Ne dersin? Ya biz artık değil mi? Bu ligi bilen veya bu ligin biraz üstünde bize geldiği zaman %100 katkı yapacak oyuncularız. Kimi aldık sayar mısın? Birincisi Şadev, evet. Azeri oyuncu. 3 maçları ne aldık? 0 gol, 0 asist. Bitti. Aldığımız 2 tane Gürcü aldık. Karaşvili ikinci maçını oynadı, bir yedek. Bir ilk 11, Şikirtlas ise ilk maçını oynadı Şanlıurfa Spor maçında. Onlardan da gol katkısı yok. Vukovic 6 maçta. Vukovic abi bilinen oyuncu. Forva giydi. 2 asisti var devre arasında. Onun dışında bir şey yok. Duhan'ı unutma. Duhan var. O da var. Nasıldı? İyi olsaydı Atilla'yı almaz oyuna. Şimdi peki şu anda devre arası 5 transferden 4'ü. Değil mi? Hiç, yani olabilir mi diye çok zor bakıyoruz. O yüzden hani hocanın hakikaten işi çok zor. Evet iyi bir camiaya geliyor, güçlü bir camiaya geliyor ama işler istediği gibi çok da kolay geçeceğini zannetmiyorum. Peki hocam şunu soracağım şimdi. Mustafa Gürsel'le bu haftada anlaşılma oldu. Devre arası biterken şimdi ligdeki üst sıradaki rakibimiz Göztepe. İlk yarı biterken hocayla yolları ayırdı. Evet. Stoylov
devre arası bitmeden geldi ve transferlerde kendi istediği oyuncular alındı. Bu tablo Kocaelispor'da olsaydı ikinci yarıda şu ana kadar bir farklı daha olumlu bir şey olur muydu? Örnek ne olurdu? 3 mağlubiyet aldık değil mi şu anda başlarken? Yani gene bir tanesini kaybet veya bir tanesini de beraber 4 puandan fazla aldın en kötü ihtimalle. İkinci yarı başladığından bu yana oynanan 6 karşılaşma 3 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet. Diyorum ya. Ya bu çok daha farklı bir duruma gelebilirdik. Ya yani bunun tamamıyla işte vizyon, kurumsallaşmak dediğim bu. Sen zaten ligin ilk devresini artık düşüş trendine geçmişsin. Oyuncu hangi bölgelerin eksik bunu biliyorsun. Sana uyum sağlamış bir hoca var. Kenti uyum sağlamış bir hoca ve bütünleşmiş. Ve burada aslında çok kolay ya. Yani bellidir. Şimdi sokaktaki insana da sorsan santrafor eksiğimiz var. Evet. Değil mi? Şimdi aklımıza ne geliyor? Şu anda ligde oynayamayan santraforlar var. İşte herkesin bildiği mesela Eyüpspor'da, Pendikspor'da Eze oynamıyor. Örnek. Yani ligimizin alt liglerde de oynamış. İşte Keçiören'de oynamış, İstanbul'da bu başarılı olmuş. Olabilir mi? Yani bana göre Şadev'den çok daha olabilir. Bakıyorsun işte Mustafa Hoca geldi. Şimdi devre arasında Mustafa Hoca ile girseydik. Kenny istiyorsun, alır mısın deseler. Daha rahat edilir, rahat olabilirdi. Yani. Belki oyuncu tarafından bir feragat gelebilirdi. Tabii ki. Şimdi bakıyorsun, ne diyoruz? Hoca daha önce Bandırma'da, neydi bir tane orta saha oyuncusu vardı, iyi bir... Bulunma. Bulunma. O tarz bir oyuncu kesin istiyordur. Ama yok şimdi, elimizde yok. Ya şunu söyleyeceğim. Tabii bunlarla beraber Eze mesela, tanki gittikten sonra zaten ilk açığa çıkan isimlerden biriydi. Eze için Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam şunu söylemiş. Yani Eze'nin sezon boyunca kaç maç oynadığı ve form grafiğinin ne olacağına dair. Şkitlats'te de işte forma yani kamptan hazır ısınarak geldiği için. Hangi ligden gelmiş? Gürcistan Ligi, Dinamo Tiflis. Şadev hangi ligden gelmiş? Tayland. Tayland. Sen arada bir Asya şampiyonlarını anlatıyorsun. Sence o ligden kaç tane oyuncu bizim liglerimize gelebilir? Tayland'dan hiçbir futbolcu gelemez hocam. Evet. Çünkü bizim buradaki programda da söylüyorum ben. Peki Tayland mi? Ligi şeydir. Paris Saint Germain bir ara Fransa'ya ambargo koyar da 1-2 mağlubiyet alır ya. Tayland Ligi'de o ligler öyledir. Asıl onların zaten mecraları Şampiyonlar Ligi. Peki. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta hiçbir şey yapamamış. Peki hocama bir soru daha. Doğan kaç maç oynamış? Bakıyorum. Doğan'ın bu sezon Kasımpaşa'da 15 maçı var. Full oynamış mı? Onu bilmiyorum. Bakayım. Kadrodadır. Yok, 15 maç ilk 11. Bu sene? Evet evet. 23-24. Fiziksel olarak. Pardon, 15 maç forma 9 ilk 11 şimdi şey yaptı. 9 ilk 11'i var. Yani bence çok bile oynamış o zaman. Ama hiçbir katkısı şeyi yok. Yani bek oyuncusudur. Hani zaten ülkemizde beklerden Caner dışında öyle çok fazla gol katkısı yapabilir. Şimdi peki hocam tabii Kocaelispor'da yeni bir sayfayla beraber önündeki rakibi Göztepe'yle daha da karşı karşıya gelmemiş bir Kocaelispor var ve kalan bir 11 haftalık süreç var. Lafını kesiyorum şimdi. Bu kadar hani salladık ettik ama aynısını Göztepe'nin başına geldi. O bizim arkamızdaydı değil mi? Evet, Kocaelispor'un arkasında. Hocayla devam etti, aynı hocayla. Ve adam gitti ne yaptı? Brezilya Ligi'nden bir tane Paranense'den oyuncu Romulo'yu aldı. Getirdi. Romulo'yu. Arkasından gitti, kendi çalıştı. Daha önce Bulgaristan Ligi'nden şampiyon olmuş takım oyuncusunu getirdi, stoperini. Onun haricinde değil mi? Ne dedik? Kurumsallaşmış bir kulüp, menajerlik şirketleri olan bir kulüp gitti. İki tane daha yurt dışından kendi oyuncularını getirdi. Çünkü bunları satış olabilecek oyuncular. Çünkü seçiyorlar ve onları daha farklı liglere transfer ettirmek için bizim gibi liglerde oynatıp buradan yollayacaklar. Şimdi bakıldığı zaman Göztepe bizim kaç puan arkamızdaydı devrede? Bir puan mı? Öyle bir şey olması lazım. Adam hocam. 4 tane ilk 11 oyuncusu aldı. Bakalım. Oynatıyor da ilk 11'de oynatıyor. Ya gol kartı zaten stoper geldi 3 tane gol attı. Diğer oyuncu geldi Bandırma'da bir attı bir attırdı. Rumalı. Diğer oyuncu gene gol attı. O bir İsveçli bir oyuncu almışlardı herhalde. Neydi adını unuttum. Lundqvist. Yani bakıldığı zaman. Şimdi bir de bize bakıldığı zaman. Değil mi? En son burada Gürcü oyuncu kaç tane gol kaçırdı? En az 3 net pozisyonu var. Şimdi yani bakılıyor hani. Ya, diyorum ya bu çok normal değil. Ya, büyük hatalar oldu.
Şimdi şunu soracağım. Asıl tabii şimdi camiada asıl merak edilen konulardan biri şu. Geçen sezonki teknik direktörle olan süreç sonuna kadar devam etti. Tribünlerde ilk Yani. Şeyden son maça kadar bir istifa talebi olmasına rağmen şimdi ise Ertuğrul Hoca da neredeyse adeta ilk istifa talebinde Bravo. Tribünlerin hocayla yollar ayrıldı. Bu yönetimin amatörlüğü müdür yoksa Ben olaya öyle diye. Kangren bir damarı hemen şey yapmak mı, yenilemek mi? Diye. Şöyle diyeyim. Ya bakın. Kocaelispor kiminle küme düştü? Değil mi? Son 8 maç, 9 maç geldi. Evet, küme düştü. Yönetim ne dedi? Yani küme düşen hocaya başarılısın dedi. Adam ne dedi? Ben puan ortalamasını tutturdum dedi. Benden öncekiler kötüydü dedi, değil mi? Hı hı. Ve yönetim devam etti. Kendi yöntemleri vardır. Şimdi Ertuğrul Hoca takımı öyle veya böyle lig ikincisi yaptı. İyi de şimdi benim anlamadığım şu. Ertuğrul Hoca ile hani sadece bu mağlubiyetlerse gönderilmesi bence hata. Çünkü takımı bilen o, yeni gelecek uyum sağlayacak, yabancıları bilen o, yeni gelen hoca geldiği gibi işte bakalım nasıl uyum sağlayacak mı, bunların adaptasyonları ve artı maliyetler. Yani şimdi Kocaelispor kulübü, üzüldüğümüz nokta bu. Büyük ihtimalle duyduğumuz 300 milyona yakın bir para harcandı. Şimdi devrede 100 milyon daha harcasan da 4 tane iyi futbolcu alsan, bu ligde güle oynaya şampiyon olsan ne olacaktı? Seneye zaten Süper Lig'de zaten o 300 milyon çıkacaktı. En azından buradaki insanlar Süper Lig'in hasretini kapatacaklardı ve bitecekti. Ama şu anda hani ben hiç açıcı görmüyorum. İnşallah Mustafa Hoca bunların hepsine bir yara olur. Ama eldeki oyuncu sayısı ne kadar, ne kadar verimli olabilirler? Hepsi tabii soru işareti şu anda. Şimdi tabii hocam önümüzde bir Keçiören Gücü maçı var. Yavaş yavaş da günümüze gelelim. Yani Kocaelispor tabii ligin ilk yarısında bir 11 maçlık bir namağlubiyet serisi vardı. Yine bir 11 maç var önde ve tabii ki de en önemli hedef bu 11 maçtan alınabilecek en yüksek puanı alıp önümüzdeki artık sadece averaj değil puan farkının da net bir maç olduğu hatta iki maç denilebilir. Göztepe ile o makası kapatıp ligin ikisinden Süper Lig'e direkt çıktı. 2-2'yi düşünüyorsun. Hala camiada o hedef var hocam. İnşallah. Yani şimdi Keçiören Gücü maçı öncesinde tabii yeni bir hoca, yeni bir süreç. Camiada farklı farklı düşünceler var. Şu an en baskın düşüncelerden biri tabii Ertuğrul Hoca ile bazı oyuncuların uyumsuzluğu olduğundan dolayı yeni hoca ile beraber çoğu oyuncunun yeni sayfa açacağına yönelik. Peki bir şey sorayım, lafını kesiyorum ama. Uyum sorunu olan hangi oyuncular vardı? Yani bu camia bunu diyor da Ertuğrul Hoca bence elindeki kadronun en iyisini oynattı. Oynayamayan son zamanlarda Amaral var. Hani uçuyor kaçıyor dedikleri Kakao var. Değil mi? Benim onun haricinde yedek kulübesinde olup da işte çok arada bir 3 veya 4 tane maçta belki sonradan girip katkı sağladıysa Barış var. Yani ben zannetmiyorum Mehmet oradan gelecek bize katkı yapacak veya kim var? Yani ben şu andaki eldeki kadronun ben çok iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani ben devre bittiğinde hep şunu diyordum. Kocaelispor Allah'ın bir lütfu. Yani bize inanılmaz bir şans doğdu. Yani eldeki bu kadroyla ligi ikinci yaptık, ikinci getirdik ve neredeyse biraz şansımız olsa 3 haftayı son 3 haftayı kaybetmesek 4 haftayı neredeyse Eyüp'le puan puanı olacaktık. Ama bütün takımlar güçlendi. İşte Bolu Spor'undan tut, Gençler Birliği'ni çıkartabiliriz ama Çorum'una kadar, Sakarya'ya kadar hepsi bir güçlendi. Veya oyuncu bırakmadılar en azından. Biz yani bugün desek ki devrenin bize iki tane oyuncu sayın biri tanke sayılacak. Elde yok. Şimdi ne yapacağız? Bir tanke çıkartabileceğiz mi? Sen de Şadev bir tanke eder mi? Veya Gürcü oyuncu bir tanke eder mi? Veya Kakao'dan bir tanke çıkar mı? Ya tanke evet bazıları koşmuyor diyebilir bazıları ama iyi de tankeye ayak uydurmuş bir Kandeyaş vardı. Tankeye herhalde 3 tane 4 tane gol attırmış bir Amaral vardı. Şimdi oyuncuları da bir yere taşıyabiliyordu. Şimdi gelen oyuncular bunları ne kadar yapabilecekler? İnşallah yaparlar. Şimdi dediğimiz gibi hocam önümüzde bir Keçiören Gücü maçı var. Keçiören Gücü
maç öncesinde hani maça dair yorumlarınız neler olacak? Yani nasıl bir maç bekliyor? Bence çok zor bir maç bekliyor. Bir, Keçiören Gücü evet bundan 3 hafta önce oynasaydık farklı bir durum olurdu. Ama onlar da bir hoca değişikliğine gittiler ve Tahsin Hoca ile bence şu anda Tahsin Hoca alt ligde bence iyi işler yapmıştı. Bence Çorum Spor'la da sezona girdi ve bence başarılıydı. Yani yeni çıkmış, bakın Kocaelispor da yeni çıktı bu lige ama buranın bir hafızası vardır. Yani bir alışkanlıkları vardır, şehrin alışkanlığı vardır. Çorum Spor ilk defa bu ligde oynuyor. İlk defa bu lige çıkmış oyuncuları var. Evet yaşlı, daha önce oynamış oyuncular aldı. Ve böyle bir takımı playoff hattının içinde tuttu değil mi? Hatta ne diyorduk programlarda? Ya Çorum Spor'un maçını izlemek güzel. Niye? Pozisyona giriyorlar, gol atıyorlar, evet gol yiyorlar, evet deplasmanda zorluyorlar, kazanıyor. İçeride biraz maç kazansa Çorum Spor, bulunacağı nokta çok daha farklı bir yerde olur. Ve Tahsin Hoca geldikten sonra Keçiören Gücü kaç puan aldı? 3 maç oldu değil mi? 2 maç mı? 3 maç mı oldu? 3 diyebiliyorum. 2 galibiyetleri var. 2 pardon. 2 maç 2 galibiyet aldı o zaman. Hı hı. 2'de 2 ile gidiyorlar. Evet. Gol yemediler. Birer golle galibiyet yani aldılar. Şanlıurfa Sporu ve Giresun Sporu deplasmanda 1-0 ile geçtiler. Şöyle bir maçta Keçiören'de oynanacak. Maç kendi stadında oynanacak. Yani bir hayal edelim. Keçiören Gücü için bir puan iyi midir? İyidir. Çıkmazlar bile sahaya bence. Yani bakıldığı zaman şimdi Kocaelispor için bir puan iyi midir? Değildir. Şimdi ne olacak? Sen riski alacaksın. Riski aldığın zaman da Keçiören Gücü'nün istediği ortamı sağlayacaksın. Yani Keçiören Gücü için genelde kazandığı maçlar nasıl? Kendi sahasında kabul eder. Hızlı oyuncularıyla kontra ataklar dener. İşte boş alanlar bulduğu zaman da bunu cezalandırabiliyorlar. Ya bizim için bence çok zor bir maç. Yani Mustafa Hoca inşallah takımı tanıyabilir. İnşallah takımıyla ilgili o bir hafta ona yetmiştir çalışmasıyla ilgili. Ama bence çok zor bir maç. Ya, şimdi tabii hocanın da yeni gelişiyle beraber kısa vadede 2 tane deplasmana çıkacak bir de Kocaelispor üst üste. Bundan sonra da Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da 2024'te daha ağlarında gol görmemiş bir takım. Hazırlıklı olalım 0-0. 2 tane 0-0 bitirebiliriz o zaman. Yani baktığımızda belki de hocanın böyle tam haliyle takımı hazır bir şekilde izleyebileceğimiz maça şey diye düşünebilir miyiz hocam? 2 hafta sonra oynanacak, iç sahada 10 Mart'ta oynanacak bir Tuzla Spor maçı var. O maçta acaba hocanın tam bir performans olarak oynayacağını görebilir miyiz? Yani takımı ya, istediklerini Allah kabul korusun, ettirmiş. Allah korusun şimdi şu 2 maçı iyi geçemezsen 3. maç burada zulüm gibi olur. Yani ki Tuzla Spor'da küme düşmemeye oynayan artık onlarda bir dirençleri olan, artık savunma yapabilen, her takımı zorlayabilen ve onların da hızlı oyuncuları var artık. Yani evet Tuzla Spor küme düşüyor, hadi harra gidelim, hurra saldıralım derken bize cezayı kesebilecek oyuncu grupları da var. Ve bence inşallah şu özellikle Keçiören, arkası da Erzurum. Yani bunlardan 4 puan alıp oraya çıkarsak çok daha iyi olur. Ama yani şu andaki inşallah ben yanılıyorumdur. Ben çok iyi görmüyorum yani. Ya şimdi fikstüre de bakıyorum bir yandan. Keçiören, Erzurum, Tuzla, Gençlerbirliği. Bu 3 maçın 4 maçın 3'ü deplasman, 1'i içeride. Ondan sonra bir milli ara var ve milli aradan sonra Kocaelispor için daha zorlu bir fikstür başlıyor. Ya, Göztepe, Çorum, Giresun, Ümraniye, Bandırma, Bodrum, Sakarya. Ya o milli ara en azından hocayı bir ama hoca için şu 3 maç, 4 maç hani zor. Çok zor maçlar. Yani Allah korusun yani 4 tane kötü sonuç aldığını bu sefer hoca da durmaz. Çünkü elimizden çok şey kaybedeceğiz o zaman. Anladım hocam. Var mı hocam son eklemek istediğiniz bir şey? İnşallah hani ben kendi adıma düşündüğüm gibi geçmez. İnşallah ben yanılırım. İnşallah gideriz. Ankara'da kazanırız. Bu moral olur. İnşallah alınan Azeri ve Gürcü oyuncular çok iyi çıkar. Gol atarlar, attırırlar. Yani şehirdeki şu en azından kara bulutları dağıtırlar. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, yine böyle sıcak gündemlerle alakalı Kocaelispor'da ve spordaki son gelişmelerle yine sizlerle beraber olacağız. Onun dışında Kocaeli TV ekranlarında Top Ağlar'da ve Panorama 1. Lig'de son gelişmeleri, güncel gelişmeleri sizlerle konuşuyor olacağız. Mutlu günler diliyorum.